Adıyaman'da badem üretiminin artması beraberinde yeni sektörleri doğurmaya başladı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir tatlıcı fıstık veya ceviz yerine bademli baklava yapmaya başladı. Tadı ile beğenilen ve üreticileri tarafından fıstıklı Gaziantep baklavasına rakip gösterilen bademli baklavanın üretiminin artırılması hedefleniyor. Bademin taklidi olmayacağının altını çizen Sert Kabuklu Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Gaziantep'in fıstıklı baklavasına rakip olacaklarını söyledi. Bademin başarı öyküsü bir bahçenin kurulmasıyla başladı ve bugün şu an sizin bulunduğunuz yer bir imalathane. Yani badem sadece dikildi, öyle kaldı, başarısı oldu diye bir olay yoktur. Badem dikildi, çoğaldı, Türkiye'nin birinci sırasına yerleşti Adıyaman il olarak. İli birinci sıraya taşıyan Kahta oldu ve bugün Kahta'daki bir atölyede tatlı üretimini görüyorsunuz. Badem ile ilgili tatlılar, bademden baklava, helva ve çeşitli tatlı ürünleri üretilmektedir. Bunu daha ileri seviyelere taşıyıp Kahta'da badem ticaret merkezini, badem borsasını oluşturmak istiyoruz. Bunları da başardığımızda artık ben badem dikeyim mi diye bir endişe yaşamayan üreticileri göreceğiz inşallah. Tabii ki şimdi fıstık yıllarca tatlıda, baklavada kullanılan bir üründür. Burada biz bademle ilgili bu çalışmayı yaptığımızda açıkçası bizi de şok eden bir sonuç gördük. Tadanları da şok eden bir sonuç gördük. Çünkü bademin tatlıya uyumu fıstığınkinden daha yüksek. Ve bademin fıstığa alternatif olacağını düşünüyoruz. Rakip değil, alternatif ve belki daha ilerisini taşıyor. Pastane yetkilileri 2 yıldır bademle baklava yaptıklarını ve baklavanın içerisine alternatif olarak başka ürün eklenemeyeceğini belirtti. Badem ökülüsü şu şekilde başladı. İl Tarım Müdürümüz Adil Aran Bey geldiyse bize bu bademle ilgili bir tatlı çalışması yapabilir misiniz dedi. Tabii dedik, ne demek olmasın. Bademle özel bir çalışma yaptık, tatlısını yaptık, helvasını yaptık, bütün çeşitlerini yaptık ve kendilerine zaten gönderdik. Onlar da bayağı bir beğeniyle bir karşıladılar. Zaten valimize de gönderdik, onlar da beğeniyle karşıladılar. Bu şekilde badem şeyine, tatlısına başladık. Şu anda çok şükür 2 yıldır devam ediyoruz. Hiçbir kesinti olmadan, yani bayağı bir beğenimiz var şu anda badem üzerine. Bir de badem kendi yerli malımız. Yani, bu tatlarımızı, bu çeşitlerimizi dünyada bir marka haline getirmek istiyoruz, değil mi? Niyetimiz bu zaten. İnşallah ileriki aşamalarda bu hedefe ulaşmaya çalışacağız.